Evet, bugün son derece pratik ve hafif bir tatlı olan hurmalı trüfümüzü yaptık. Sizler de hem tarifimizin tüm detaylarını ve püf noktalarını öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalımızdan bizleri izleyebilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz ki Çaykur'un sizler için özel olarak hazırladığı Ramazan paketi vardı. Bunlardan birini kazanmanız için yapmanız gereken YouTube kanalımıza abone olmanız ve çayın yanına sevdiğiniz tatların isimlerinizi yorum olarak yazmanız. Herkese merhabalar, ben Esra Aydoğdu. Çaykur'un YouTube kanalında yine farklı bir lezzetle karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte hurmalı trüf yapacağız. Sizler de iftardan sonra çaylarınızın yanına misafirlerinize bunu ikram edebilirsiniz. İsterseniz hemen malzemelerimizi sayalım ve tarifimize başlayalım. Aslında bu hem diyet yapanlar için hem sporcular için de çok özel bir tatlı. Çünkü neden? İçerisinde hiçbir şekilde şeker yok. Yaklaşık 10-12 tane hurmayı önceden sıcak suya yumuşamaları için bıraktım. 1 ya da 2 paket yine arzunuza göre fetibör bisküvisi kullanıyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağımız olacak. Yarım bardak su bardağı damla çikolatamız, 2 tane muzumuz var. Portakal rendemiz olacak. Süslemeler için yine file badem, fıstık, hindistan cevizi, kakao. Evinizde ne varsa hepsini bu topları bulayabilirsiniz. Ve tabii ki de olmazsa olmazı benmari sosumuz için de yaklaşık 80 gramdan 2 paket bitter çikolatamız ve 1 paket de kremamız olacak. Ben hemen benmari usulü dediğim gibi çikolatalarımla yapmaya başlıyorum. Daha önceden yine suyumu kaynatmıştım. Biliyorsunuz benmari usulü demek direkt kaynayan suyun üzerine tenceremizi oturtuyoruz. Hiçbir şekilde çünkü ısıya değmemesi gerekiyor. Suyumun altını evet açtım. Hemen çikolatalarımı ve kremamı ekleyeceğim. Yine güzel aromatik bir tat istiyorsanız bunların içine yine limon rendesi, portakal kabuğu rendesi yine kullanabilirsiniz. Çikolatalarımızı erirken ben hemen bisküvilerimizi rondodan geçirmek istiyorum. Evet, ben biraz daha ekleyeceğim. Tüm paketi kullanmadan yavaş yavaş ekleyebilirsiniz. Evinizde buna benzer bir eğer robotunuz yoksa elinizle de bunları ufak ufak parçalayabilirsiniz. Hemen arkasından cevizimi atacağım. Yine bir su bardağı cevizim vardı. Evet, bu trüflerin bu arada en güzel yanı içine her türlü malzemeyi koyuyor olabilirsiniz. Yani evinizde işte kuru kayısılar vardır, üzümler vardır, kuru dutlar. Bunlar yine bu tatlıya çok yakışır. Fındık, fıstık, her şeyi koyabilirsiniz içine. Şu kabımı önüme alıyorum. Evet, bunlar yumuşadı. Tabii ki çekirdekleri çıkarıldı. Güzel bir süzgeç yardımıyla kabımın içine aktarıyorum. Evet, 2 tane muzum olacak. Ben bunu tamamıyla ikiye bölüp atıyorum. Çünkü en son bunları yoğurma işlemimiz olacak. Yine muzun biliyorsunuz tutucu özelliğinden dolayı da muzu tercih ediyoruz. Hem de çok güzel bir potasyum kaynağı. Evet, bunları ekledikten sonra da ufak bir kasemizi alıyorum hemen. Çünkü tereyağını katı değil erimiş halde kullanıp içine dökeceğiz. Tereyağımı eritmek için de tenceremi aldım. Evet, ben yine çikolatamı biraz karıştırmak istiyorum. Erimeye başladı bile. Altında suyu kaynıyor. En son çünkü işlemimizi bittikten sonra çikolata sosuna batırıp ve süsleme işlemine geçeceğiz. 5 dakika sonra tamamdır. Ben bir yandan da şu tepsimi tereyağım eriyene kadar ulayacağım için hemen bir parça ayrı ayrı tepsinize dizebilirsiniz. Tereyağım da erimiş bulunuyor. Çikolata sosum da hazır. Hemen eldivenlerimi giyip güzelce yoğurma işlemine başlayacağım. Sonra bunları koparıp top top yapıp tepsiye dizmeye başlayacağız. Ben cevizleri robottan geçirdim ama sizler böyle daha fazla ağza gelmesini istiyorsanız yine herhangi bir şey yardımıyla da onları hani poşete alıp kırabilirsiniz. Biraz daha küçük küçük olmasını tercih ettim.
Ben hemen karışımı görmeniz için cam kaseme aktaracağım. Evet, gördüğünüz gibi kopardım hatta karışımdan da bir parça. Ben bir tane daha eldivenimi giyeceğim ve daha sonra yuvarlama işlemine başlıyorum hemen. Bunları çocuklarınız için beslenme çantalarınıza da koyabilirsiniz. Çok okullarında da lezzetli atıştırmalık olarak tüketebilirler. Şöyle öncelikle kenara yuvarlayacağım. Daha sonra çikolata sosuma batırıp süslemelerini yapacağım. Tabii bunu yaptıktan sonra yine hemen tüketmiyoruz. Yaklaşık 3-4 saat dolapta durması gerekiyor ya da en az 1 saat, 1,5 saat buzlukta durması gerekiyor. Bunu yine küçük toplar halinde yapmak istemiyorsanız yine yaptığımız mozaik pasta gibi de streç folyoya salıp istediğiniz şekli verip streç folyonuzu kapattıktan sonra buzlukta da dinlendirebilirsiniz. Ben hemen sosumu alıyorum. Evet, çikolata toplarımı hemen içine atıyorum. Çikolata sosumun içinde toplarımı döndürüyorum. Çünkü bütün çikolata sosunun trüflerimin üzerine kaplaması gerekiyor. Çok yumuşak bir karışım olduğu için zaten dolaba girecek arkadaşlar ama biraz bunu yaparken zorlanabilirsiniz. Evet, sonuncuyu da kakaoya batırıp eldivenlerimi değiştirip diğerlerine devam edeceğim. Evet, ben bir parça da kalına yine portakal rendesi istiyorum. Yine dediğim gibi beyaz kısmı kesinlikle gelmemesi gerekiyor çünkü bütün tatlınızın tadını değiştirecektir ve acı bir tat bırakacaktır. Evet, yaklaşık yarım yapmanız yeterli. Evet, son 4 taneydi. Ne yaptık? Portakal rendesi. Dediğim gibi limon rendesi de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Evet, yine çikolata sosumun içine toplarımı atıyorum. Hemen tabak alıp bunları buzluğa yollayacağım. Çünkü dediğim gibi 1 saat buzlukta bekleteceğiz. Diğerlerini sonra yapmaya devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi farklı farklı malzemelere batırdık. 1 saat buzlukta bekliyoruz. Evet, trüflerin buzlukta dondurucuya atın biliyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika en az beklemek zorundayım. Ama onlar olurken ne yaptım? Mutfağımı mis gibi yaptım. Pırıl pırıl temizledim ve şimdi çok güzel bir çay demlemeye gidiyorum. Önce ne yapıyoruz? Kaynamış suyumuzu ekliyoruz üst demliğe. Evet, harika. Tiryaki çayımızdan da şöyle bir iki ölçe koyduk mu? Harika kokuyor. Evet, çayım demlendi. Zannediyorum trüflerim doldu. Hemen geliyorum. Dediğim gibi yaklaşık bir saate yakın bunları beklettik. Gördüğünüz gibi zaten donmuşlar. Evet, şimdi hemen yine sunumlarınızda kuşuk kürdanlardan da faydalanabilirsiniz. Güzel, şimdi çay bardağımıza çayımızı da koyacağız. Yine harika kokan bir çayımız oldu. Evet, bugün son derece pratik ve hafif bir tatlı olan hurmalı trüfümüzü yaptık. Sizler de hem tarifimizin tüm detaylarını ve püf noktalarını öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalımızdan bizleri izleyebilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz ki Çaykur'un sizler için özel olarak hazırladığı Ramazan paketi vardı. Bunlardan birini kazanmanız için yapmanız gereken YouTube kanalımıza abone olmanız ve çayın yanına sevdiğiniz tatların isimlerinizi yorum olarak yazmanız. Bizi takip etmeye devam edin. Şimdiden afiyet olsun hepinize.